Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnının ribbon ipiyle hazırladığım balık sırtı modelli kılaç çantamızın yapımını tarif edeceğim. Yapımı oldukça kolay ve keyifli. Vakit kaybetmeden başlayalım. Spagetti yarn ribbon ipimi aldım. Tığım 6 numara. İş öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne nasıl yapılır? Detaylı videolarını paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak videomuza ulaşabilirsiniz. Bu şekilde tığımın başına doluyorum. Halkamın içerisinden geçiriyorum. İlmeğimden. Bu şekilde zincir çekerek toplamda 25 tane zincir çekeceğim. 25 tane zincirimi çektim. Sizler bu sayıyı kılacınızın büyüklüğüne göre, istediğiniz büyüklüğüne göre artırabilir, küçültebilirsiniz. Bu tamamen istediğiniz ölçüye kalmış bir durum. İpinizin kalınlığı ve inceliği de bu zincir sayısını değiştirecektiniz. Değişebilir. Ribbon ip değil, pen ip kullanabilirsiniz, makrome ip kullanabilirsiniz, farklı kağıt ip, jute ip vesaire de kullanabilirsiniz. İp inceldikçe zincir sayısını artıracağız. İp kalınlaştıkça zincir sayısı biraz daha düşebilir. 20-25 yine ideal olabilir. Şimdi 25 tane zincirimi çektikten sonra bu noktada bakın bir önceki zincirime, 24. zincirime batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Tığımın başına dolayıp sık iğne yapıyorum. Batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne. Zincirime batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi oluşturacağım. Ta ki son noktaya kadar. Tamamladım. Köşe noktaya geldim. Batacağım son nokta. Bu noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. Birinciyi yaptım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne. Tekrar aynı noktaya batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Kısa kalan ipi de iyice sıkılayıp çekip içeri doğru yedirerek öreceğim. Şimdi karşı tarafa geçmiş oldum. 3 tane sık iğne ile döndüm. Bu taraftayım artık. Şimdi bakın sık iğne yaptığım zincirimin olduğu boşluğa hemen batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Batıyorum. Karşılıklı sık iğneler eşit gelecek şekilde batıyorum. Batıyorum yine. Sık iğne şeklinde. Bu şekilde sık iğnelerimi örmeye devam edeceğim. Ta ki buradaki köşe noktama kadar. Köşe noktama geldim. Şimdi bakın sık iğnelerimi doldurdum. Burada çok fazla sık örmemekte fayda var. Çok fazla sık örerseniz toplanma olacaktır. Bir tık gevşek bırakarak. Eğer eliniz sıkıysa ben 6 numara tığ kullandım. Ben gevşek örüyorum. 6 numara benim için ideal. Sizler 7 ya da 8 de kullanabilirsiniz. Ribbon ip için söylüyorum bunu. Şimdi son noktama geldim. Son noktada başlangıçta bir tane sık iğne yapmıştık. Buradaki boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum. 1. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Bu noktada şimdi herhangi bir gizleme birleştirme oluşturmayacağız. İlk başladığımız sık iğne bakın. İlk başladığım sık iğne. Bunun arka tek kanadına direkt batacağım. İlmek çıkaracağım. Tığımın başına ipimi dolayıp sık iğne dolduracağım. Bir sonraki bakın sık iğnenimin arka tek kanadına batıyorum bu şekilde. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sadece arka tek kanatlarına batarak sık iğne çalışacağız. Bakın batıyorum arka tek kanadına. İlmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Benim için bu dönüş bir sıra taban yeterli ama sizler bu tabanı genişletebilirsiniz. İkinci sırada 3 battığımız noktalara çift çift batarak toplamda 6 tane köşeye sık iğne yaparak bir üst sırada bunu biraz daha köşeli yapabilirsiniz. Ama kılaç çantalarda böyle düz bir taban yeterli oluyor. Çalışacağımız modelde şu noktalara batacağız. Arka tek kanatlarına batıp ilmek çıkarıp burada sık iğne çalışacağız bu şekilde. Batıyorum arka tek kanatlarına ilmek çıkarıp sık iğne. Basit bir şekilde sadece sık iğne ile arka tek kanatlarına batarak artık artırma ve eksiltme yapmayacağız. Batarak bu köşe noktada da yine hepsine tek batarak geleceğiz. Başlangıç ve bitiş noktamız belli olsun diye bu noktaya da bir tane şimdi çengelli iğne takacağız. Ben şimdi örüp geleceğim. Bu noktaya geldiğimde hem çengelli iğnemi takacağım. Sonrasında tekrar sizlerle bir üst sıraya nasıl geçtiğimi bir kez daha tarif edeceğim. Başlangıç için şu dönüş köşesini göstermek istiyorum. Bakın başlangıca bir tane yaptım. Hemen bir sonrakinin arka tek kanadına batıp ilmek çıkarıp tek sık iğne yapıyorum. Bu dönüşleri çok fazla sıkmıyorum. Hafif gevşek örüyorum ki modelimiz zaten arka tek kanatlarına battığımız için biraz toplayabilir.
O yüzden çok fazla sıkmadan, bakın arka tek kanatlarını batarak örmeye devam ediyorum. Çok fazla sıkmıyorum. Bir püf noktası bu. Aşırı fazla sıkarsak toplanma yapacaktır. Çok fazla sıkmadan dönüşü de sağladım. Şimdi buradaki başlangıç ve bitiş noktamıza kadar örüp geleceğim. Hepsine tek Başlangıç batarak. ve bitiş noktamın köşe noktasına geldim. Burada 3 tane sık iğne yapmıştım. Şurası benim başlangıç ve bitiş noktam. Bu noktaya böyle bir iğne takıyorum. Ve bu noktada yine bakın hepsine tek batarak bütün sık iğnelerimin arka tek kanatlarına tek batarak dönüşümü sağlıyorum. Çok fazla sıkı batmıyorum. Bakın batacağım nokta son nokta burası. Dönüşümü sağladım. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim bu noktada. Yine aynı şekilde bakın herhangi bir gizleme ve birleştirme yapmıyorum. Direkt sık iğnemin arka tek kanadını alıp sık iğne yapıyorum. Batıyorum arka tek kanadına, ilmek çıkarıp sık iğne. Düzgün çıkmasını istiyorsanız kılacınızın hep aynı düzeyde örmeye dikkat etmeli. Eğer yer yer sıkı, yer yer gevşek örersek düz bir kılaç elde edemeyiz. Bozulmalar olacaktır. Düz bir kılaç elde etmek için aynı oranda örmeye dikkat edelim. Modelimiz bu şekilde, spiral bir şekilde devam edecek. Kılacımızı bu şekilde yükselteceğiz. Bakın zaten hemen çukurlaştı. Bu şekilde. Şimdi ben kılacımı sizlere tarif ettiğim gibi dönerek herhangi bir gizleme birleştirme yeri oluşturmadan, bu başlangıç ve bitiş noktası bizim için önemli. Çünkü örüp geldiğimizde yine bu köşeden bitirme yapacağız. Şimdi ben kılacımın duvarını yeteri kadar yükselteceğim. Aynı bu modeli uygulayarak arka tek kanatlarını batarak bu çizgili sık iğnemizi oluşturacağız. Duvarımızı yeteri kadar yükselttikten sonra artık kılacımızın ağız kısmını yapmaya geçeceğiz. Şimdi kılacımın duvar kısmını yeteri kadar uzattım. Tabanımız 25 santim, boyumuz da 17-18 santime denk geliyor. Bu ölçülerde yaklaşık bir tane ribbonip yeterli oluyor ama sizler daha büyük yapmak isterseniz birden fazla bir iki tane ribbonip kullanabilirsiniz. Şimdi bakın sıramı tamamlıyorum. Burada iğnemin olduğu nokta başlangıç ve bitiş noktam. Şu köşe noktadan kenar gitmeye başlayacağım. Tam köşeye denk getireceğim ki belli olmasın. Burada arka tek kanatları batarak köşeye kadar geliyorum. Yine sıramı tamamlayacağım. Şöyle elimi düzlediğimde tam kenar kısmına gelen noktada buraya da batıyorum. Kenar kısmına. Bu noktadan sonra herhangi bir gizleme birleştirme yapmıyorum. Bakın çengelli iğnenin olduğu yer başlangıç ve bitiş noktam. Bu noktada hemen arka tek kanalına değil sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Bu şekilde son sıramızı iz sürme yapacağız. Bu şekilde kenar bitireceğiz. Sizler daha farklı kenar da yapabilirsiniz. Daha farklı süslemeler de uygulayabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış bir durum. Bu modelimizin adı da balık sırtı diye geçiyor. Balık sırtı modeli. Böyle iz sürme yaparak ben şimdi sıramı tamamlayacağım. Ta ki buradaki başlangıç ve bitiş noktamıza kadar. Sizler dediğim gibi daha farklı modellerde uygulayabilirsiniz. Ben şimdi sıramı tamamlayacağım. Sıramın sonuna geldim. Son noktama da batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bu noktada yaklaşık 5-10 santim kadar ipimden kesiyorum. Tığımdan ilmeğim ipimi çıkarıyorum. Örgünün geliş yönüne göre bakın şuradan içeri doğru çekip bu noktadan aşağı doğru ipimi örgünün geliş yönüne göre geziyorum. Zaten ağız kısmına fermuar geleceği için çok da bu kısım şu yani ipi gizlemeye de gerek yok. Bu noktada sağlamlaştırdıktan sonra astar dikeceğiniz için bu ip içeride dursa da olur ya da sağlamlaştırabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Şimdi elimizde ördüğümüz kılacımızı düzleyelim. Evet, ben yumuşak örmeyi tercih ediyorum. Daha düz ve muntazam çıkıyor. Burası da bizim başlangıç ve bitiş noktamızdı. İğnemizi artık çıkaralım. Kılacımızın yapımı da bu şekildeydi. Kolay ve basit bir yapım var. Balık sırtı diye geçiyor modelimizin adı da. Sizler daha farklı ipler de kullanabilirsiniz. Ben ribbon ip kullandım ama sizler penye ip, kağıt ip ya da
makromip vesaire de kullanabilirsiniz. Tamamen dediğim gibi zevkinize kalmış bir durum. Ölçülerde 25'e 18 demiştim. Bu tabii daha büyük yapmak isterseniz zincir sayısını artırabilir. Küçük yaparsanız da eksiltebilirsiniz. Öreceğiniz ipin kalınlığı, inceliği de zincir sayınızı belirleyecektir. Evet, kılacımızın da sonuna geldik. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.